Tüm bu projelerin tamamlanması ile donanmamız dosta güven ve düşmana korku salan duruşunu daha da güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Desant Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni programında konuştu. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Bu yıl ise Anadolu'nun ardından envantere girecek en büyük ikinci gemimiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi projemize hız verdik. Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu deniz kuvvetlerine kazandırıyoruz. Botlarımızın çoğunu inşası ve donanımı biter bitmez hemen sahaya gönderdik. Gerçekten tasarımlarıyla ve tüm denizdeki kabiliyetleriyle bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz bundan sonrası için sadece ülkemizde değil, yurt dışından da ciddi talepleri alacaktır. Şu anda bazıları Gölcük'te, bazıları Ege ve Akdeniz'de görev halindeler. Görüldüğü gibi kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donanmamıza ilk defa katılacak 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz ufuğu hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu denizlerimizde göreve çıkacak. Gemi inşa sektörü burada. Ben şimdi buradan size sesleniyorum. Diyorum ki şimdi Anadolu'yu inşa ettik. Şimdi gelin bir de artık şöyle bir veya iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu. 2022'de yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis filomuza katılacak. 2023'te İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan Milgem projesinin 5. gemisini denizlerimize yolcu edeceğiz. 2024'te Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi Dimdeg'i inşallah deniz kuvvetlerimize kazandıracağız. Denizaltı teknolojisinde edindiğimiz kabiliyetler ışığında 2022 yılından sonra her yıl bir tane olmak üzere toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız. Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili de konuşan Erdoğan, ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var, yaralılarımızın sayısı 12 civarında, aramalar devam ediyor diye konuştu. Bugün Giresun'umuzda, Dereli'de, Yağlıdere'de, bütün bu bölgelerde şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Tabii aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi vardı. Benim ilçem de dahil olmak üzere bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var. Değerli kardeşlerim, Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifalar nasip etsin.